Herkese merhaba arkadaşlar ben Talat. Bugün sizlere Android tabletleri ve Android cep telefonlarına eklentiler nasıl yüklenir onu göstereceğim. Daha önce bu konuyla ilgili video yapmıştım ama o video güncelliğini yitirdi. Hem eklentinin yükleme yöntemi değişti. Eskiden CRX dosyası yolluyordum. Artık direkt mağazadan indiriyorsunuz. Hem de Kiwi Browser uygulama mağazasından kalkmış. Önce Kiwi Browser'ı nasıl yüklerseniz onu göstereceğim. Sonrasında da eklenti Kiwi Browser'a nasıl yüklersiniz onu anlatacağım. Hadi gelin videoya geçelim. Herhangi bir tarayıcıyı açabilirsiniz. Ben şu an Samsung internet tarayıcısındayım. Chrome da olabilir. Yani cep telefonunuzda yükle herhangi bir tarayıcıyı açın. Google'a Kiwi Browser yazın. Yanlış yazdım. Kiwi Browser olacak. İlk sırada GitHub çıkıyor. Bunun ben açık linkini açıklamalara da ekleyeceğim. Buraya tıklıyoruz. Diyor ki Q Browser yerine Microsoft Edge Canary'i kurabilirsiniz. Ben bunu kurdum denedim. Bunda düzgün çalışmıyor eklenti. O yüzden bizim yine de Q kurmamız gerekiyor. Alt kısımda da eğer gerçekten Q Browser'a ihtiyacınız varsa bu link üzerinden kurabilirsiniz diyor kurmak için linke tıklıyorum. Bir link açıldı. Şöyle göstereyim. Bunu da ben açıklama kısmında yazacağım. Direkt bu linke giderek de kurabilirsiniz. Aşağı geliyoruz. Burada APK'lar var. En üstteki APK'ya tıklıyorum son yayınlanan versiyona. Tıkladım. Dosya indirilsin mi diyor. İndir diyorum. İndir diyorum. şu an indiriyor. İndirildi. Dosyayı aç dedim. Bir uyarı verecek. Eğer size daha önceden izin verildiyse uyarı vermez. Direkt APK kurmaya çalıştığınızda telefonlar bir uyarı veriyor. Ayarlar diyorum. İzin ver diyorum. Samsung internet üzerinden indirilen apk'ları kurmaya izin ver demek oluyor bu. İzin ver dedim. Uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyorum. Uygulama yüklendi. Aç dediğimde direkt açıldı. Devam et diyelim. Bakın Kiwi Browser'ımız geldi. Şimdi şunda sağ tarafta 3 nokta var. Bu arada ben bu videoyu Samsung tablette çekiyorum. Android tablette. Ama tablet veya telefon olması fark etmiyor. Aynı şekilde kullanabilirsiniz. Tüm Android cihazlar için bu yüklediğim video geçerlidir. 3 noktaya tıklıyorum. Burada eklentiler kısmı var. Eklentilere tıklıyorum. Burada bir uyarı çıktı. OK diyelim buna. Şu an geliştirici modu açık. Eklenti yükleyebilmek için bunu açın. Şu şekilde olsun. From sor diyorum. Beni Chrome Web mağazasına yönlendiriyor. Buradan hangi eklentiyi yüklemek istiyorsanız ben Travian Builder'ı yükleyeyim. Şöyle bir aratalım. Bu eklenti benim. Travian Builder. Travian Helper de benim. Yani 4 tane eklenti var zaten biliyorsunuz. Hangisini istiyorsanız buradan yükleyebilirsiniz. Ben Travian Builder botu yükleyeceğim. Buna tıklıyorum. Chrome'a ekle diyorum. Uyarı verdi. Tamam dedim. Şu an Chrome'a eklenti. Ekledik. Eklentimizi Chrome'a ekledik. Şimdi son olarak da eklenti ayarlarını nasıl yaparız ona bakalım. Şu diğer sekmeleri kapatalım. bakın şuradan uzantılardan da görebilirsiniz. Eklentinin eklenti, eklendiğini 3, 3 5 versiyonunu yükledik. Şuradan diğer seçenekler diyorum. Tabi öncesinde Traviana server'a girmemiz lazım. Şu an benim aktif oynadığım server olmadığı için onu gösteremeyeceğim. Sağ taraftan 3 noktaya tıklıyorum en altta eklentim çıkıyor. Buna tıklıyorum ve ayarları yapıyorum. Eklentinin son arayüzü de bu şekilde. Buradan gerekli ayarları yaptıktan sonra şu sekmeden de Travian'a girdikten sonra yani Travian'dan kastım köyünüze girdikten sonra server'a giriş yaptıktan sonra eklenti ayarlarını yapıp geliştiriciyi başlat ve kullanmaya başlıyorsunuz. İkinci bir eklenti yüklemek isterseniz onu nasıl yapacaksınız hemen onu da göstereyim. Tekrar eklentilere gelin. Front Store deyin. Bir de sıralı saldırı ve otomatik yağma listesi oluşturmak için helper eklentisini yükleyeceksiniz diyelim. Şuradan Travian helper diye arattım. En üstte çıktı. Chrome'a ekle dediğimde şöyle uzantılara geleyim. Bakın. Hem Travian Helper eklenmiş oldu hem Travian Builder eklenmiş oldu. Onu da aynı diğeri gibi aşağı kaydırdıktan sonra şuradan açıp ayarlamalarını yapıp kullanabilirsiniz. Android cihazlara eklentilerin nasıl yükleneceği bu şekildeydi. Siz de aynı yöntemleri izleyerek eklentileri diyen yani Travian botlarını mobil cihazlarınıza yükleyebilirsiniz. Ben bu indirme linklerini açıklama kısmında paylaşacağım. Eğer bir sorunuz olursa yorum kısmından veya eklentilerin içindeki Whatsapp mesajı gönder, Telegram mesajı gönder kısımlarından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.